ام پی فراغت شون ام پی دست ماست خود شون چرک اما همیت خنیم دی برای گرم ببین پی سری خوب شون ام پی آون ام گفت سین گرم و کربلایی نگوند ساری جتنه گم ساری جاوی درخم چاوی من رحمه خدا این بیرای بیر جی آف جتنه دبی پرا بدنم جایران آب بر پرا جیب ترلیون آی کام چرا گمی چه بفروش ترلیون آب دمان توغمی وی گبرایی گدینه امرانا کام کش کو بین بده امی گشی بر دو امی فارم چولا کام نمی بکوچر ام آوا گرم فد خون آفتنه یم آوا تانکری هر جایرانی هبم تیرن تین تن ماکینا ناشغلن دولاب تن بوز تن ام شیری خود دوشن ام درجین دقصه امی چربک Bu sorun yaklaşık 2,5 haftadır başladı. Başlarda elektriğimizi kestiler 2 gün. Sonra bayram dolayısıyla birkaç gün bıraktılar. Ondan sonra bir daha kestiler. Günde 2 saat bırakıyorlardı millet içme suyu ihtiyacını karşılasın veya çamaşırını falan yıkasın diye. Şimdi onu da yapmıyorlar son 5 gündür. Şu anda ürünümüz kurumak üzere işte. Da kesilen elektrik sadece su kuyularının elektriği değil. Köy halkının, mesela benim babam 94 yaşında, annem 78 yaşında. Ben 3 gün önce annemi şehirde yaşayan kız kardeşimin evine götürmek zorunda kaldım. Çünkü klima yok, soğuk su yok. Bu sabah bile affedersiniz, ben içme suyu ayarlayabiliyoruz da içmek için çünkü az yani fazla gitmiyor. Ben duş alabilmek için komşum olan abimin evinden bir kova su getirdim. Onunla duş aldım. Öyle bir an şehre gittim elektrik sorunu çözebilmek için. Yazın pamuk ve mısır. Tahminen 20-25 bin dönüm tarla var bu saydığım köylerde. Belki de 30 bin dönüm. Bu saydığım, yani söylediğim köylerin hepsi şu anda işte sizin de gördüğünüz gibi ürün kurumak üzere. Mahsul şu anda zaten %50 darbe aldı yani. Bu mahsulden normalde bir çiftçi dönüm başına eğer 800 kilogram pamuk alıyorsa bu 300-400 grama düştü. 100 dönüm için mesela. 80 diyelim ki burası 100 dönüm. 80 ton pamuk elde edecekse çiftçi bu 40 tona düştü. En fazla 45 ton. Yani olan borcunu da ödeyemeyecek. Darbe aldı bir kere. Bu saatten sonra elektriği bırakmalarının da tabii ki faydası var ama pek bir anlamı da kalmadı yani. Seçimden önce hükümet kesinlikle yani hükümet kanadından kesinlikle çiftçilere dokunmayın elektrik şeyinde. Seçimden sonra yani özellikle Cumhurbaşkanlığı ikinci turu seçiminden sonra bu gaza başladı. Onu demek istiyorum yani. İkiz bebeklerimiz var. Sıcaktan hastalanmış durumda. 60 derece altındayız. Urfa'yı biliyorsun zaten. Şokundayız. Felaket yani bu bizim için. Şokundayız. Bir haftadır böyle bir şey görülmedi yani. Bu şekilde borç istenmez. Bu şekilde cezalandırma gibi bir şey yani. Toplu bir ceza yani. Bazıları elektriği ödemiş var, bazıları ödememiş. Ama ödeyip ödemeyenlere toplu bir ceza diyelim yani buna.